Şu an itibariyle Abdullah Ağar telefon attığımızda onunla Ganira Paşayeva'nın geride bıraktıklarını konuşmak niyetindeyiz. Öncelikle başınız sağ olsun Abdullah Ağar ve merhume ile ilgili cümlelerinizi de dinleyelim efendim. Galip Bey, çok üzgünüm. Gerçekten Türk dünyası, coğrafyamız, Azerbaycan, Türkiye, insanlık çok değerli bir şahsiyet kaybetti. Gerçekten bütün ömrünü vatanlarımıza adamıştı. Milletlerimize adamıştı. Milletlerimizin bekası için, yükselmesi için bütün ömrünü tam anlamıyla feda etti. Bir diğer tarafıyla da açıkçası Türk dünyasında adımını basmadığı, ayağını sürüklemediği yer kalmadı. Bütün zorluklarına rağmen bütün ömrünü buralarda geçirdi. Ve gerçekten de insanlık adına büyük hizmetlerin altına imza attı, haklılık adına. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldük. Bütün Türk dünyasının, bütün insanların başı sağ olsun. Gerçekten çok değerli bir şahsiyeti kaybettik efendim. Evet, zaten Türk dünyasında adımını atmadığı yer kalmadı dediniz. 48 yıl dünyada bu kadar başarıyı biriktirmek için aslında uzun bir zaman değil. Hatta kısa bir zaman ama sizin de anlatımınızda zaten hiç durmadan kendini vatanına adamış ve bunu da bütün dünyada bir şekilde elindeki bütün enstrümanlarla kullanan bir isim olarak tarif etsek herhalde yanlış olmayacak, değil mi? Ben aslında gazeteci kökenli, rahmetli Haydar Aliyev'in bulup çıkarttığı, o değeri keşfettiği bir insan. Bir şekilde ona sahip çıktı, destekledi, önünü açmaya çalıştı. Ganira'nın da bunun karşılığını verdi. Emeğiyle, aklıyla, yüreğiyle ve üretmiş olduğu tecrübeyle gerçekten de nerede bir mağduriyet varsa, nerede bir mazlum varsa, bir masumiyet varsa Ganira Hanım'ı ben hep oralarda gördüm. Ve gerçekten de insanımız için, insanlık için çok büyük hizmetlerin altına imza attı. Ve bu kısacık ömre çok büyük hizmetleri sığdırdı. Yani ben çok üzgünüm gerçekten. Kendisini tanıma şerefine ermiştim. Çok güzel hatıralarımız var. En son Azerbaycan Milli Meclisi'ne ziyaret etmiştim, görüşmüştük. Ki orada şehit aileleri Ganira Hanım'ın yanında vardı. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Kendi bütün varlığını onlara sunuyordu. Gerçekten yani muazzam bir insan. Bir diğer tarafıyla en son Karabağ'ın bir günlük muharebesinde, en son operasyonda televizyon programlarına beraber katılmıştı. Çok yorgundu. Yani çok az uyuyordu. Yani günde 3 saat, 4 saat uykuyla hizmetini yürütmeye çalışıyordu. Belli ki o zayıf bedeni yetmedi buna. Biliyorsunuz bir ameliyat geçirmişti. Bu ameliyatın da etkisi olduğu ifade ediliyor doktorlar tarafından. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Mekanı cenneti olsun. Gerçekten çok değerli bir insanımızı kaybettik. Ruhu şad olsun efendim. Mekanı cenneti olsun. Amin. Şimdi bir yandan hayatta geride bıraktıklarının hani sadece bir özgeçmiş olarak tarifinden bile bir yandan tıp eğitimi, pediatri bölümünde, bir yandan hukuk bölümünde, devamında gazetecilik yönüyle, televizyonculuğuyla ve yine bunların her birini bir araya getirip siyasetçilikle de aslında siyaset dünyasıyla da en üst mertebeye taşıdığını görmek mümkün. Bir insanın bu kadar çok şeyi birbirinden farklı alanlardaki uzmanlıkları da bir arada toplayabilmesi herhalde onun kapasitesinin de karşılığı. Ve sizin de anlatımınızdan gördüğüm kadarıyla zaten bilebildiği, öğrendiği hayatta her şeyi de vatanı milleti için de sonuna kadar kullanmış. Hatta artık maalesef ki yani ölüm döşeğinde diyebileceğimiz zamanda bile o bilgisini dünyayla, halkıyla paylaşmaya çalışan birinden bahsediyoruz. Değil mi Abdullah Bey? Galip Bey tam bir mücadele insanıydı. Hayat hep mücadeleyle geçti. Bizlere de çok şey öğretti kendisi. Yani hayattaki belki de en büyük umudu, hayali Karabağ'ın kurtarıldığını görmekti. Onu gördü. En son bir günlük muharebeyi gördü. Ama ondan hemen sonra, yani gördükten sonra da işte malum bu olayla karşı karşıya kaldı. Gerçekten ben Türkiye'deki pek çok konferansına,
katıldım. Kendisinden yürek adına, cesaret adına, mücadele adına feyiz aldım. Çok değerli bir insan. Yani bu haliyle, yani en zor durumlarda dahi mücadelesini, azmini, iradesini, kararlılığını hiç terk etmedi. Ve sürekli en kötü durumlarda dahi mücadelesini yaptı ve her zaman çözüme inandı. Başarıya inandı, zafere inandı. Ve bunu da bir şekilde görmeyi Allah ona nasip etti. Ama ömrü devamını görmeye vefa etmedi. Yani gerçekten Allah rahmet eylesin. Ben çok üzüldüm Salih Bey. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok değerli bir insandı o. Yani Türk dünyası çok büyük bir kayıp yaşadı. Ümit ederim kadri kıymeti, programları, yapmış olduğu konferanslar gençlerimiz tarafından izlenir, seyredilir, feyiz alınır. Bilinç insanıydı o. Yani nelerle karşı karşıya kaldığımızı anlamlandırma konusunda büyük bir yeteneği vardı. Ve bunu hem siyasette, hem gazetecilikte, hem kültür alanında yani çok çok güzel kullandı. Yani bir insan hayatını ancak bu şekilde dolu dolu yaşayabilir ve sonuçlara ulaşmak adına, insanlık adına, hakkaniyet adına böyle değerli, anlamlı ve fedakar, cesurca bir mücadele üretebilir. Ben bu noktada Ganira Hanım'ın gençlerimize, insanımıza öldükten sonra, rahmetlik olduktan sonra dahi yol göstermeye devam edeceğine inanıyorum. Bir sembolümüz de o bizim. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. İnşallah Allah onu cennetine koyar. Yapmış olduğu hizmetleri takdir eder. Rahmeti bol olsun. Zaten bizim inancımız şöyledir, bilirsiniz. Azerbaycanlı kardeşlerim şöyle çok güzel bir cümle kullanırlar. Rahmetlik olan insan için öldü demezler. Dünyasını değiştirir derler. Ganira Hanım dünyasını değiştirdi. Ümit ederim inşallah öbür tarafta da hep beraber olacağız. Ve bu dünyada yapmış olduğumuz mücadeleyi en güzel şekilde oralarda yad edeceğiz diye inanıyorum efendim. Abdullah Bey çok çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun. Birlikte görev yapmış olmak, birlikte aynı ortamda bulunmuş olmanın da bu acıyı sizin açınızdan daha da büyüttüğünü farkındayım. Çok önemli bir görevdi. Bu açıdan, sizin açınızdan, bizim açımızdan da çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun efendim. Sağ olun efendim. Başınız sağ olsun. Ruhu şad olsun.